Apex Tarım Hayvancılık Küçük Baş Saatini sunar. Bir Küçük Baş Saat programına tekrar sizlerle beraberiz. Bugün neredeyiz? Bugün Bolu 4 yolundayız. Yanımda çok değerli 3 tane konuğum var. Hatta bir tanesi benim için hepsinden değerli diyeceğim olmayacak. Şimdi hepsi değerli tabii. Birbirinden farklı. Bu kız abi, ben değeri apayrıdır. Yanımda sosyal medyada çok iyi takip ettiğiniz Doğu Filizlere fısıldayan adam var. Kim var? Erman Kul var. Yanımda çok değerli arkadaşım, kardeşim hatta Erhan Kılıç Arslan var. Ona da diyorum ki Kangalak Karaman Üstad derim. Ve çok çok değer verdim yanında. Sonunda da Mümtaz abi oturuyor. Mümtaz abi de çok marjinal bir yetiştirici. Ankara'da Polatlı Merlosu varken, Konya Merlosu varken Karacabey Merlosu yetiştiren bir yetiştiricimiz ve bu konuda çok başarılı bir yetiştiricimiz. Bugün konumuz aslında bütün bu hayvan popülasyonunu birbirine biri iyi biri kötü diye tartışmak değil. Ülkemizdeki küçük baş hayvancılığın nerede olduğu, nerede olabileceği ya da biz bulunduğumuz noktada çok iyi miyiz ya da biz nerelerde hata yapıyoruz gibi ya da bunu biz nasıl başarıya daha bir tık daha ileriye gideriz diye bugün bu konuyu tartışacağız bize verilen süre içerisinde bir 40-45 dakika içerisinde. Öncelikle gerçi herkes tanıyor ama bu konuklarımın hepsini teker teker kendilerini tanıtıp konuya girmek istiyorum. İlk önce de Mümtaz abiden başlamak istiyorum. Mümtaz abi kendini bir tanıtır mısın? Ben Gölbaşı Subaşı köyünden Mümtaz Çalışkan. Koyunculukla uğraşıyorum. Normal merkez koyunum vardı. Şu anda Karacabey merkezi üretmeye çalışıyorum. Koç aldım. Ona devam etmek istiyorum. Çok güzel. Erhan abiciğim. Hareket koyunculuk Erhan Kılıç Arslan. Çorum'da Kangalak Karaman koyunu yapıyorum. Teşekkür ederim. Ben Erdoğan Kul, Bursa'yı ne gördüğü ikamet ediyorum. Doğu Filiz koyunu bakıyorum. Bunun yanında da bir yeni projemiz, Kan Filiz ismini koyduğumuz, yerli koyunumuz Kangal ile Doğu Filiz koçların melezini, işte F1 dediğimiz ilk melezlerini nasipse Kasım 15'ten sonra doğumlar başlayacak. Onlarla ilgili. İnşallah Erdoğan bu konuda vakıf olursun. Hatta o konuyu özellikle de seninle de konuşmak istiyorum çok. Çünkü bizim ülkemizde melezleme, eşleme, çaprazlama vesaire hani bu konuyla ilgili çok kafa karışıklıkları var. Yani bunu yapmaya çalışan insanlar var. Piyasaya çıkarttıkları bazı koyun türleri de var. Ama bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunlar da tartışılabilir. Bu konuyu da seninle bilahare program içerisinde de bir söz verip konuşmak isterim. İlk önce Mümtaz abiyle konuşmak istiyorum. Dediğim gibi Mümtaz abimiz İç Anadolu bölgesinde Karacabey Merlosu yetiştiren ya da yeni yeni yetiştirmeye başlayan ve işinde gerçekten başarı gösteren bir abimiz. Mümtaz abiciğim sana ilk sorum şu. Bulunmuş olduğun noktadan baktığında ülke hayvancılığı diyoruz ya her zaman işte kuzu para yapmıyor, koyun para yapmıyor. Yani hep bir böyle bir negatif düşünceler var insanların kafalarında. Bunu yetiştiren de olabilir, bakıcı da olabilir, alan satan da olabilir. Herkes çok kötü olduğunu iddia ediyor. Ama eskilerden dönüp de çok fazla da bu mesleği bırakan kahrolsun koyunculuk diyen de çok bir insan duymadım ben ama biz mikrofonu uzattığımızda ya da sözlü anlamda telefonda görüştüğümüzde de insanlar çok naifliyorlar bu mesleği. Senin gözünden nasıl bu Mümtaz abi? Katılıyor musun ya da o arkadaşların söylediklerine? Yok katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Biz bu işte para kazanmıyoruz yani. Kazanmıyoruz değil. Ama yani diyorlar ki illa da hani şey olsun, yerlilik olsun. Yani ben ona da karşıyım. Yani getirsinler, dışarıdan da gelsin. Ben karşı değilim. Ama yani iyi mal getirsinler. Vasıflı kaliteli, olsun. Yani vasıflı mal olsun. Pedigrili olsun yani. Kaliteli mal olsun. Yani biz ithalata falan karşı değiliz ama yani bu ülkenin değerlerine de sahip çıkılsın yani. Yerliliklerine de sahip çıkılsın. Yani biz onlarla varız. Evet. Yani biz ithalata falan karşılarız ama bunlar da desteklensin.
çiftçi desteklenmiyor. Ne abi bir gün fiyatlara bakıyorsun yani her türlü her şeye çok zam geliyor. Evet. Ama ete zam gelmiyor. Ete geliyor ama kasaplar da geliyor. Vitrinler de geliyor. İşin hakikaten yetiştiriciliği yok. Bir üretici olarak benim malım zamlanmıyor. Zam gelmiyor benim malıma. Bir markete giriyorsun, misal alıyorsun, kasaya varıyorsun, kaç lira? 5 lira misal. Verip geçiyorsun ama bizde öyle değil. Evet. Bizde öyle değil. Yani yem ayrı bir para. Yani yem gün güne yükseliyor. İşte çobana ayrı gün güne para, ilaç. Otu başka bir para. Ona keza bugün işte bir balyanın fiyatı 20-25 bin lira yani. Şey 20-25 lira civarında. Çok zor yani. Ama para kazanıyor mu kazanmıyoruz yani. Evet, doğru kazanmıyoruz. Yaptığı sürece de. Yani. Ama bizler bu işi bırakmaması için yani ya bunların düşmesi lazım ya da yani biz desteklenmemiz lazım yani. Şu an zaten ülkemizde de ekonomik anlamda zam ortalamaları baktığın zaman da tek zam almayan şey bizim küçük başlıların yetiştirmiş olduğumuz operatör. Aynen öyle. Takribin 5-6 yıldır aynı fiyatlarda 3 aşağı 5 yukarı gidiyor geliyor. Ama siz bir marka yani örnek veriyorum yumurtaya bile zam gelirken evet. Ama siz küçük baş yetiştirici paskül fiyatlarında bir değişiklik olmuyor ya da kesim fiyatlarında bir değişiklik olmuyor. Hani bunları hesaplarken de bunların da matematiğini yapmak gerekiyor. Ama bu destekle mi olmalı, bir pazarla mı olmalı ya da bir pazarın önü mü açılmalı? Buna göre desteklenmeli diye düşünüyorum ben. Peki Eren abicim, şimdi bizim ülkemizde de biliyorsun abi, ülke hayvancılığının %45'ini bizim yerli ırklarımızda Akkaraman Kangal oluşturuyor evet. Abi. Bunun da iyi bir yetiştiricisin İç Anadolu bölgesinde. Elinden geldiğince. İyisin, iyisin. Elinden geldiğince böyle mütevazı olmaya gerek yok. İyisin yani. Gerçekten evet. Başarılı bir şeydesin. Peki abi bizim insanımız... Şey de sorayım aslında, bunu şunu sormak istiyorum ben sana. Elimizde böyle gerçekten çok değerli bir metaller varken anne hattı ya da baba hattı olarak. Şimdi Erdoğan abiyle birazdan okumaya geleceğim. O da Akkaraman Kangal'da bir çalışma yapıyor. Abi bu zamana kadar ne başarılmamıştı Erhan hocam? Şimdi atıyorum Fransa'ya bakıyorsun kendine özgü 22 tane ırk var. Kendi içinde melezlemiş oldu. Atıyorum bunun Belçika var, Fransız var, Şarolesi var vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Romney var vesaire vesaire. Atıyorum İngiltere'ye bakıyorsunuz böyle. Aynen. Almanya'ya bakıyorsunuz böyle. Yani biz birinci dünya ülkesi olarak gördüğümüz Kanada'ya bakıyorsunuz aynı. Abi biz de taştı yalayı et tutabilen dünyanın çok ender, hastalık oranı biraz daha düşük olan koyun ırkı varken biz neyi başaramadık da? Bizde hala stabil sayıda hayvanlar var. Öncelikle şey söyleyeyim. Ülkemizde 34 tane tescilli, 2 tane de tescilli yapılacak 36 tane koyun keçi türümüz var. Evet. Bunların en çoğunluğu da Kangal Akkaraman. Kangal Akkaraman'ın bir variyetesidir. Akkaraman ırkı oluşturuyor. Evet. Hani dediğiniz gibi taşı yarasa et tutabilecek kapasitedeki bir hayvan. Bu topraklara adaptasyonu, genetik ilerlemesi, genetik aktarımı, evet. Her şeyle beraber elimizde mükemmel bir anaç evet. Formülasyon var. Peki ne oluyor da biz bundan yeteri kadar et üretemiyoruz ya da bu ırkı melezleyerek daha etçil bir ırkta üretemiyoruz? Daha dirayetli. Bunun şeyi şudur, bizim ülkemizde üniversiteler, üniversite hocaları, sivil toplum kuruluşları ve devlet üretme çiftlikleri elimizdeki bu ırkın hastalığını, sağlığını, üretimini, verimini artıracak çalışmalar yapmışlardır. Ancak ülkemizde her şeyde olduğu gibi hayvancılık geleneksel yapılır. Yani atadan, babadan, dededen görüldüğü kadarıyla yapılır. Ve hayvancılık ülkemiz için yeniliğe açık bir kapı değil. Nasıl değil? Şimdi Kangal Akkaraman'dan melezlenerek işte 4-5 tane verimli sayıyoruz. İşte Konya Merinosu, Anadolu Merinosu, Malya Merinosu. Malya, ana hattı Akkaraman, baba hattı dışarıdan gelen koçlar. Şimdi yine Hasak koyunlarımız var. Yine Akkaraman, Merinos'la beraber melezlenerek yapılan koyunlarımız var. Ama üreticiye geldiğimizde bu saydığımız koyunların sürü bazında veyahut da bölgesel bazda fazla artış olmadığı görünüyor. Ben bunda şunu söylüyorum, kendi içerisinde bulunduğum için de söylüyorum. Yerli gen kaynaklarımızı korumak bakımından biraz daha tutucu davranıyoruz. Nedir? İşte her koyunla melezliyoruz, her ırkla melezliyoruz ancak iyi ve güzel olan melezlemeyi devam ettiremiyoruz. Bugün A Üniversitesi veyahut da A Profesörü Akkaraman Kangal koyununda hastalık sayısından tutun, yavru veriminden tutun ki staff projelerinin en büyük özelliği de buydu.
Yavru verimini arttırdı, et verimini arttırdı. Ancak şöyle bir şey var. Bugün dar bir çerçevede biz kangal akkaramancılığı yapıyoruz. Bölgesel bazda temel alıyoruz. Ama bir malı kim daha iyi yapıyorsa bölge farkı etmeksizin o mal o bölgede iyidir. Adaptasyonundan tutun yavru verimine, et verimine, bir de genetik özelliğin aktarması bakımında. Maalesef 34 tane ırkımızın içerisinde işte yurt dışından mal geliyor. Biz yurt dışındaki gelen malın genetik olarak üstün vasıfta olanlardan gelmesinden yana. Bu Merinos olabilir, Texel olabilir, Ile-de-France olabilir, Charolais olabilir, Doğu Fris olabilir, Alman et Merinos olabilir. Ki Karacabey Merinos'un da baba hakkıdır. Evet. Evet. Şimdi bu koyunlar geldiğinde üreticimizin daha fazla kazanacağını düşünüyoruz. Evet. Bir de biz yerli ırkçılar veyahut da Türkiye hayvancılığı olarak bölgesel bazda bizim bulunduğumuz bölgelerde şöyle bir sıkıntı var. Koyunun ekonomi politiğini bilmiyoruz biz. Ekonomisini bilmiyoruz. Evet. Yani bir birim yem verdiğimizde, ot verdiğimizde kaç birim et ve süt alacağını bilmiyoruz. Evet. Bilmediğimiz için hani biraz da az önce de dedim, geleneğe bağlı olarak yapıyoruz biz. Geleneksel çizginin dışına çıkamıyoruz. Ama teknoloji gelişti. 5. sanayi devrimi geldi. Z kuşağı var. Evet. Herhalde bundan sonra ırk temelinde değil de hayvancılık temelinde Z kuşağının Türkiye hayvancılığına artısı olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü bunlar öncelikle ırkından ziyade genetiğine bakıyorlar, kuzusuna bakıyorlar. Hani koç kuzudan çıkar, koçu görmeden kuzu alıyoruz. Evet. Yani hayvancılığın temeli koç kuzudan çıkar. Şimdi Z kuşağından kuzusuna bakıyor, koyununa bakıyor, koçuna bakıyor, ona göre sürü oluşturuyor. Bir diğer sıkıntı da bizim çekirdek sürü diye tabir ettiğimiz bu işe ilk başlayanlara çekirdek sürü üretecek şekilde süt yetiştiremiyoruz, damızlık yetiştiremiyoruz. Evet. Şimdi Mümtaz abi bir iki ay öncesinde bildiğimiz itibariyle 100 tane damızlık aynı ayarda şişek sattı. Şimdi şişek satarken Türkiye'de hani her şey para ediyor ama koyunculuğa geldiğimiz zaman üreticinin elinde para etmiyor. Evet. Kasaba ve raflara geldiği zaman para ediyor. Şimdi 100 tane şişek alan adam 1-0 önünde başlıyor. Niye? Yüzü de aynı kalitede. Doğru. Koç belli, koyun belli, bakım belli, aşı periyodu, aşı takvimi belli. Bizim yetiştirici olarak yani bizim hedeflerimizden birisi de budur. Yani ileride işte Mümtaz abi gibi, Erdoğan abi gibi, benim gibi veyahut da başka yetiştiriciler gibi damızlık ihtiyacı olduğunda damızlık ihtiyacına cevap verecek şekilde hastalık takvimiyle, aşı periyoduyla, işte koç, koyun, kuzu verimiyle beraber üst düzey damızlıklar üretip piyasaya vermek durumundayız. Evet, evet. Çünkü biz de diğerleri gibi şikayet edip de işte hayvancılık neden ilerliyor? Evet. Bir şey yapmadan hayvancılık ilerleme olmaz. Burada gördük, içerideki hayvanları da gördük. Gerçekten de Texeller, Berşönlüşerler, Doğu Frizler, özellikle Merino Landşaftlar, burada gördük koyunları. İşte biz ülkemize böyle koyunlar gelsin diyoruz. Hani koyun gelsin ama Avrupa'nın çıkması çöpü değil. Genetik verim olarak en iyisi gelsin. En iyisi gelsin ki üretici, para kazanamıyorum diyen üreticinin şöyle bir şeyi var. Diğer ırklarda, yani bölgesel açıdan diyorum. Biz kuzu doğar, belki 15 gün, 20 gün anasıyla beraber içeride kalır, ondan sonra yayılımdayızdır. Yani %45'i üreten çiftçi para kazanamıyor. Satım sezonuna geldiğinde kuzu para etmiyor bizde. 700, 800, 900, 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Damızlık olursa 1200, koçluk olursa 1500, 1700. O aralarda gidiyor. Şimdi bütün bunlarla beraber üreticimiz para kazanacağı, damızlık üreteceğinin haricinde bir de para kazanacağı, kendi işletme giderlerini çevireceği bir şekilde bir koç kullanarak veyahut da genetik vasfı yüksek koç kullanarak elimizdeki materyali daha da değerlendirebiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Hani ülke hayvancılığının geleceğinde de hani dünyaya kapalı olarak işte Avrupa'dan mal gelmesin, Asya'dan mal gelmesin demiyorum. Gelsin ama malın en iyisi gelsin. Genetiği en süperi gelsin. Çünkü biz hiçbir dünya ülkesinin çöpü değiliz. Bizim elimizdeki kaynaklar, yani adam dikseniz yetişecek topraklarda biz aç kalacağız. Değil mi? Yani bu adam dikin bu topraklarda yeşerir. Biz aç kalacağız. Yani böyle bir şey yok. Halbuki ki bizim en büyük pazarımız Orta Doğu, Orta Asya. Evet.
Şimdi Avrupa'dan alıyoruz alıyoruz ama yani sonsuz bir hayvan materyali yok. Doğru. Bunun için de hani işte sizin gibi yurt dışından genetik vasfı yüksek hayvanları getirenlere de burada yetiştiriciler arkadaşlara da çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Erdoğan abicim, Doğu Filizleri fısıldayan adam olarak konuşuyorum şu anda. Şimdi Doğu Filiz dediğimiz hayvan süt ırkı. Ve dünya rekortmeni. Laktasyon süresi ve verdiği sütle beraber dünya rekortmeni bir hayvan. Bizim ülkemizde eskiden kültür olarak koyun peyniri vardı, koyun yoğurdu vardı. Biz bunlarla beslenirdik. Ne oldu da bizim ülkemizde abi? Koyun sütü eski performanstan geriledi. Hatta yok denebilecek kadar azalmaya başladı. Şimdi süt ırkı bakan biri olarak soruyorum. Yani ne oldu Erdoğan abiciğim? Ne değişti? Bizim bakım beslememiz mi değişti? İnsanların yediği içtiği mi değişti? Şimdi öncelikle hem Mümtaz Bey'e hem de Erhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yani konuya çok güzel giriş yaptılar. Erhan kardeşim de zaten yeterince anlattı, doyurdu. Evet. Bize de pek bir şey bırakmadı. Evet, kıyıdan köşeden bir şey bulacağız işte. Bir şey bulursak konuşacağız. Şimdi sorduğum soruyla alakalı işin çok acı siyasi boyutu var. Evet. Yani biz oraya girersek... girmeyelim, yani, çok fazla. Yani çok fazla girmeyelim. Ama burayı da görmeden önümüzdeki çıkan bu engelleri de aşamıyoruz. Niye koyun sütü para yapmıyor? Niye koyun ürünleri para yapmıyor? Evet. Niye? Niye büyükbaşınki bir dönem para yapıyor, bir dönem sonra da 5 yılda bir, tabii 5 yılda bir dikkat edin bu ülkede 5 yılda bir yonca biçer gibi büyükbaşı biçiyorlar. Evet. Bunu yapan kim? Yani bunu bir uzaktan bir el bunun üzerine geliyor, çöküyor. İşte yani siyasi dediğim mesele bu. Yani uzaktan bir el bizim kalkınmamızı istemiyor. Bizim tepemize çöküyorlar. Ha, zorlayacağız, kalkacağız. Biraz zor kalkacağız. Yani bu tam bağımsızlık meselesine giriyor aslında. Aslında sadece yünü ve etini konuşuyoruz biz şu anda koyunda. Bunun hani bunun derisi, hani bunun yünü, hani bunun boku. Yani derisi çöpe atıyorsunuz, para yapmıyorsunuz. Yani, temel maddeleri konuşuyoruz. Şimdi et diyoruz, süt diyoruz. Koyunda biz sütü ve süt mamullerini değerlendiremiyoruz. Niye? Bize dediler ki kokuyor. Koyun eti kokuyor. Hatta bir şarkı uydurdular. Zeytinyağlı yiyemem, evet. Basmada fistan yiyemem diye. Bakın bunların yani kasıtlı yapılmış şeyler bunlar. Bilinç altına işlenmiş şeyler. Ha biz bunlardan kurtulmaya başladık çok şükür. Yani şöyle söyleyeyim. Biz geldiğimiz günde hep ileriye baktığımız için yani geldiğimiz mesafeyi fark edemiyoruz. Hep ileriye bakıyoruz. Peki 5 sene geriye gidelim. 5 sene önce Küçükbaş Camiası olarak Türkiye'de neyimiz vardı ha? Bak bugün nelerden bahsediyoruz. Ne seviyeye geldik? Biz çok mesafe kat ettik. Yani kendimizi küçümsemeyelim. Bugün Türkiye'de özellikle küçükbaş sektörü çok büyük yatırımcı potansiyeline evet. sahip olmaya başladı. O az önce Erhan kardeşimin söylediği Z kuşağı dediği öyle yatırımcı şeyler arkadaşlar bu işe gönül vermeye başladılar ki yani bunun sonuçlarını biz bir 5 sene sonra göreceğiz. Evet. Çünkü bu iş yani damızlıkçılık işi bugün başladım yarın sonuç aldığım işi değil. Değil. Özellikle de bu yaptığımız melezleme çalışması 4 ayak üzerine bina ediliyor. Tabii. Bilgi, maddiyat, emek, sabır. Tecrübe, bilgi. Evet. Yani bunlar olmadan biz bunu bina edemeyiz. Bunun da en azından 5 yılda sonuçları görülmeye başlar. Bunların kan sabitlemesi olsun, ırk tescili olsun 10 yılı bulur. Evet. Şimdi böyle bir şeyi biz bugün boyacı kükürtüyor. 40 yılda netleşiyor, 100 yılda netleşiyor zaten bugünkü bugünkü iş değil mi? Avrupa bizden eğer bugünkü anlamda 100 yıl ileride olduğunu düşünürse, adamlar 100 yıl önce bu işle başlamışlar, biz bugün onlara hemen 5 senede ulaşamayız. Ha, mümkün değil. Yani şunu söyleyeyim, 5 sene önce Türkiye'ye gelen koyunlarla şu anki gelen koyunlar arasındaki farkı görebiliyor muyuz? Evet.
5 yıl önceki gelen koyunlarda. Evet. Demek ki bayağı bir mesafe kat etmişiz. Ha bu tedricen yani yavaş yavaş olacak bir şey. Şimdi şöyle düşünün, birdenbire akşam olmaz. Hayır. Birdenbire de güneş olmaz. Tabii yavaş yavaş. Ha bizim için ben size şunu söyleyeyim. Bizim önümüz yaz. Küçükbaş camiası için söylüyorum. Biz hep sıcağa doğru gidiyoruz artık. Biz o kışı, kara kışı atlattık biz. Evet. Yani bugün teknoloji bizim artık lehimize. Dağdaki çobanımızın elinde eğer akıllı telefon varsa, ırk takibi yapabiliyorsa, evet, piyasa takibi yapabiliyorsa bu yani bizim açımızdan çok büyük bir başarı. Aynen. Çok büyük bir gelişme. Ama biz her şey bir anda olsun istiyoruz. Bir anda olmuyor. Bugün dünyanın en modern, en gelişmiş devleti bir koyunu 3 ayda doğurtturabilir mi? Hayır. Bunun bir mevsimi, bir saati, bir zamanı var. 5 ay mı? 5 ay bekleyeceğiz bunu. Ha bizim için de Allah'ın takdir ettiği süre yani 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır. Ha bu bir bayrak yarışı. Evet. Biz burada bayrağı aldık. Gücümüzün yettiğince bir mesafeye götüreceğiz. Orada daha güçlü, dinamik, daha heyecanlı kardeşlerimiz katılacak. Evet. Bayrağı onlara vereceğiz. Onlar daha ileriye götürecek. Yani burada anlatmak istediğim aslında şu. Bizim içimizde tecrübesi çok iyi olan, kendini çok güzel geliştirmiş kardeşlerimiz var. Fakat yani biz kendimizi bir vücut gibi düşünelim. Evet. Yani göz gözlüğünü yapıyor, beyin beyinliğini yapıyor, ayak ayaklığını yapıyor. Yani biz bizim yaptığımız en büyük yanlış, tarımı da biz yapacağız, ırk takibini de biz yapacağız, geliştirmesini de biz yapacağız, doğumunu da biz yapacağız, bakım beslenmesini de, yem rasyonunu da biz, her şeyini biz yapacağız. Yapamayız, gücümüz yetmez. Mümkün. Yani eğer biz bir tesis kuracaksak, bu tesiste görev paylaşımı yapmamız lazım. Ha küçük aile işletmeleri için bu olmaz. Yani ekonomik açıdan bu öngörülmez. Ama eğer büyük bir tesis kuracaksa bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela çok büyük bir gemi alıyor. İşte yurt dışı şey taşıyacak. Ne o? Yük taşıyacak. Evet. Ne deniyor ona? Yük gemisi. Yük gemisi aldı. Adam şey yapıyor, öyle bir filo kurdu. Müthiş para harcıyor gemiye. Ama diyor ki ya da şu hani gemiyi silen çımacı mı diyorlar, ne diyorlar onlara? Şey, Kalpa. Miço. Diyor ki ya diyor, gemiyi diyor bu yönetsin. Niye? Kaptana iyi para vermesi lazım. Ya ne olacak diyor. Şey direksiyon tutacak diyor, dümenini diyor. Gemi şey, gidecek. Onun yaptığını ben de yaparım, ne olacak? Evet. Ha onun yaptığını ben de yaparım diyor adam. Tamam kardeşim, deniz fırtınalı değilken ve sisli puslu değilken, önünü görüyorken götürürsün. Yarın öbür gün o denizde fırtınalar esmeye başladığı zaman eyvah diyor. Niye? Çünkü gemiyi batırdı adam. Evet. Ondan sonra diyor ki ben battım. Ya kardeşim sen kaptan almadın ki gemine. Evet. O yüzden emaneti ehline vermemiz evet, gerekiyor. Evet. Yani ehliyet ve liyakat meselesi. Ya bu konunun üzerine buradan da ben de bir şeyde bulunayım. Çok güzel bir konuya değindin aslında abi. Şimdi arkadaşlar bizi arıyorsunuz, siz bazen hani koyun kuzu ne var, fiyat ne kadar, elinizdeki çeşitleri sayıp bir fiyat listesi yazar mısınız? Bakın koyuncuyla başlamak böyle bir şey değil. Önce sizin coğrafyanız önemli, işletmenizin neler yapacağı önemli. Şimdi benim elimde örnek veriyorum, saydım ama sen süt yapacaksın. Bana bunu verdiğinde çok absürt bir başlangıç olur. Yani ilk önce, şimdi bu Z kuşağı diye bahsettik, yeni nesil ve yatırımcılar diye bahsettik. İlk önce ne yapacağınızın kararını verin. Süt mü yapacaksınız? Et mi yapacaksınız? Damızlık işletmesi mi olacaksınız? Yün mü yapacaksınız? Vesaire vesaire. Hayvancılıkla ilgili. Önce bunun kararını verin. Ondan sonra argenizi yapın. Bir de benim sizden ikinci istirhamım. Resim video istiyorsunuz ya. Resim videoyla bu hayvanın genetiğini anlayamazsınız. O kadar yatırım yapacaksınız. O kadar paraları vereceksiniz. Emeğinizi ve en değerli olan şey zamanınızı harcayacaksınız. Bu resimle videoyla olmaz. Gezin arkadaşlar. Bir de bize bazen böyle yetiştirici, yatırımcı arkadaşlar gelir. Ya ne olacak? 2 tane çoban tutarım ben. 300 tane koyunu sağar falan. Bakın sizin bir bilginiz olmadığı için çoban sizi istediği gibi yönetebilir. Yani verilmemiz gereken yemi verir.
işte almaması gerekeni alır vesaire. Bunlar sizi yanlış yönlendirir. Erdoğan abinin de dediği gibi işi ehline verin arkadaşlar. Yani burada gerçi onu acı tecrübe etmişiz beraber biz de. Burada ona bir şey gibi oldu ama lütfen yatırım yaparken bakın her zaman söylüyorum. Koyunculuk detayda saklıdır. Koyunculuk matematik işidir. Yani biyoloji ve matematik bir yere getiriyor olabilmeniz lazım ki başarı sağlayabilin. Hani Erdoğan abi de burada çok çok güzel konuya değindi. Ben bir de şey söyleyeyim. Erdoğan abi 5 yıl öncekiyle şimdiki evet. günümüzde. 5 yıl önce sosyal medyaya açtığımızda şöyle bir şey vardı. Herkes yurt dışından koyun getiriyordu. Evet. Herkesin getirdiği koyun en iyisiydi. 5. yılın sonunda baktığımızda piyasada sadece 5 kişi kalmış. Evet. İyi mal getirenlerin hepsi kalmış. Demek ki biz hani teknoloji kuşağı, işte yeni yatırımcıların girmesi, bu işe heveslilerin girmesi, piyasada şunu da silkelemiş. Yani 15 kişi başladık biz bu işe ama bugün piyasada 4 ya da 5 tane güvenilir, gerçekten işini hakkıyla yapan firma kalmış. E şimdi daha bunun içerisinde işte işini yanlış yapanın bu piyasada hemen silineceği biliniyor. Bunun için de hani buradan ırk konusunda, özellikle yurt dışı ırklar konusunda. Çünkü insanımızın bir merakı var. İşte tekstilde yapayım, şarjörde yapayım, evet. Fransa'da yapayım. Bunun için de hani sosyal medyada özellikle teyit etmeden veyahut da başarısı kanıtlanmadan artık yurt dışından getiren insanların yanına kimse gitmiyor. Evet. Bu getirenlere de eğer iyi getiriyorlarsa bizim sahip çıkmamız lazım, destek çıkmamız lazım ki bunların hepsi yarın daha kalitelisini getirmek evet. için uğraş versinler. Evet. Biz de sosyal medya bize şunu da gösterdi, iyi malımızı sergileyebiliyoruz. Tıpkı fuarlarda, Avrupa'nın fuarlarına çıkarıp da iyi mal olanlara sergileyip iyi fiyatlara pazarlayabildikleri gibi. Türkiye'de de son 3-4 yıldır yapıyorduk biz bunu ancak pandemiden dolayı işte bölgesel olsun, bireysel olsun hayvan tanıtım etkinlikleri olmadı. Şimdi buradan bir de şey söyleyeyim, hani hepimiz yetiştireceğiz, hepimizin cebinde Android ve iOS telefonlarımız var, malın iyisini de görebiliyoruz, kötüsünü de görebiliyoruz. Hepimiz el ele vererek birlikte başarabiliriz. Neyi başarabiliriz? Bir fuar olur, bölgesel olabilir ya da farklı bir şekilde. İyi hayvanlarımızı sergileyerek elimizdeki malın kalitesini herkese sunabiliriz. Evet. Ve yatırımcılar olsun, bu işe meraklılar olsun, sevenler olsun gelip o gibi yerlerde hayvanı dokunarak, görerek, evet. işte gerekirse sağarak ne başarı elde edeceğini az çok sorarak, danışarak öğrenip ona göre işlem yapması lazım. Hani ben sosyal medyada hepimizin sayfası var, evet. hepimizin grubu var. Ancak bir olarak, birlikte olarak doğruya giden yolu en kestirme şekilde birlik olarak sağlayacağımızı düşünüyorum. Doğru, tamamen doğru. Mümtaz'a bu arada sana şey de sormak istiyorum. Şimdi Erhan abim de, mesela Erdoğan abim de konu başlangıcında ananevi koyun bulmak. Hani sen bu işin temelinden gelen, aslında tam temel de sayılmaz ama hani daha evvel çünkü bir belediyede çalışmışlık evet. falan var ama geçmişe dönüp baktığında çocukluğundan yani ama şimdi çocukluğundan bile hayvancılık olduğu için arada bir kesikliği var. Daha sonra tekrar buraya hayvancılık işine giriyor, küçük başına giriyor. Girerken de hala eski ananevi duygular vardı. Şunu soracağım Erhan abi, Mürtaz abi. Eşin dostu çok gelen giden oluyor, şey çok evet. misafirin oluyor. Abi, bizde birbirini çekememezlik mi var? Yoksa biz açılamıyoruz. Yani hala gözlerimizde bizim at gözlüğüm var daha biz yeniliklere açık değiliz. Mesela sen şimdi Ankara gibi bir yerde Karaciğer Mühendisliği okuyorsun. Evet. Muhtemelen insanlar sana bir tepki, hani bir olmaz bu burada, bunu niye yaptın gibi bir sürü cümleler kuruyorlardı. Yani neden sence Mümtaz abi? Bizde bir problem mi var? Problem insanların kendinde yani. Değil mi? Çekilmezlikle falan alakası yok da. Şimdi hani temsil altı olmasın hani bir pencereden bakıyorum. Evet. Bir pencereden bakmamak gerekiyor bu işe. Bu işin yapacaksan ilk önce koçla yapacaksın. Koç. Değil mi? Yani bu çok önemli. Yani %100 koç çok önemli, %100. Anlaşma olursa olsun. Benim evet. gözümde sıfır. Koç çok önemli. İnsanlar hala yani tek bir pencereden bakıyorlar. Yani bu odada 4-5 tane pencere var. Yani onlardan bakmıyorlar. Tek bir pencereden kalıplaşmış. Para kazanmak diyorum ki ben
bu işte para kazanmıyoruz biz. Ben kazanmıyorum. Hani bu şartlara dahil kazanmıyorum. Yani bizde kuzu fiyatları bir sene, iki sene, üç sene değişmezken kasapta iki, üç katına katlıyorsa ben hala bundan para kazanmıyorsam hata karşıdaki insanda. Hani evet. Para kazanamıyorum diyor ya yani. İflas ettim diyor. Hani ben ona katılmıyorum. Niye? Bir pencereden bakmayacağız. Hani bu odada 4-5 tane pencere var. Onlardan da bakacağız. Bir açıdan mı? Diyorum ki gittim ben misal Karaca Bey'i Koçuk'a getirdim Bursa'da. Yüksek mevlalara. Dediler ki bana sen geri zekalısın dedim. Yani bir koç o kadar bir inek parası verilmez. Bir tosun parası verilmez. Sen geri zekalısın dediler bana. Ben o açıdan bakmıyorum. Yani ben her pencerenin açık o camdan dışarı bakıyorum. Yani tek pencereden bakmıyorum bu olaya. Evet. Benim için çok önemli. Ben yani bir koç 50 milyar da olsa ben verir alırım. Benim için boyun önemli değil. Koç önemli değil mi? Sürü yapan koç. Evet. Sürü yapan koç. Ya vatandan çıkanları da aslında bir gün böyle şey yapmak lazım. Hani nedenini sorguluyor olabilmek lazım değil mi? Burada ben mesela hani Allah göstermesin yarın öbür gün insanların çok işi bozulduğunda ben hep derim 50 tane keçi. Ama ailen de sağacak, ailen peynir yapacak, ailen gülecek. Evet. Eski günlerini çok aman aman yakalayamasan da ama o yoklandan kurtulursun. Mümtaz abinin az önce bahsettiği şeyde yine biz az önce dedik yani sosyal medyada fuarlar evet. Olmasa bir durum değildi. Biz o Yenişehir Fuarı'nda Sarbi Bay'dan onun da bir önceki yıldan ya da iki önceki rekor yıldan kaldı. Rekor kırarak Türkiye şampiyonu koçlarını Mümtaz abi iki tanesi. Evet. O da zaten Doğan Kuzular'la beraber kendini de kanıtlıyor. Yani. Koça ne kadar neden değer verildiği, karşılığında ne beklenildiği, İyi üreticiler koçun değerini biliyorlar. Değil mi? Koç olmazsa sürünüzün genetik ilerlemesi, genetik basımı, üretim özelliklerinin hiçbirinin bir şeyi yok. Ama iyi kalitede koç sürünüzü gerçek manada %70, %80 ilerletiyor. Bir de kontrol sizde olmalı. Değil mi Mutlaka? Evet, mutlaka. Yani, kontrol. Ben mesela hani biyoloji hayvancılık matematiği üzerine kurulu. Bazen insanlar sürekli koyun içinde koç bulunduruyorlar. En kötü ihtimal insanlara şu örneği veriyorum ben. Diyorum ki arkadaşlar borçlarınızın taksitlerini çıkartın. Şu ay şu, şu ay şu, şu ay şu, şu ay şu. Ondan 9 ay geri gelin. Coinlarınıza o ayki ödemenize oranla koç salın. Hani bakın neler oluyor. Evet. Yani şimdi bugün 10 tane var, 3 gün 5 tane var. Cambası arasan diyecek o kadar kilometreye geliyor, 10 koyun içinde geliyor var. Bir sürü tantana çıkıyor yani. O yüzden kontrol sizde olmalı. Koçlarda değil. Buradan Erdoğan abi gerçi canım kardeşim çıkıyor bugün programı, Kürşat kardeşim çıkıyor, o da 10 dakika, 10 dakika deyip duruyor. Erdoğan abi, şimdi bizim ülkemizde daha evvelde konuştuğumuz gibi melezlemelerde, Erhan abimle konuştuk hatta yerli gen kaynaklarını kullanarak bizim ülkemize adaptasyon sağlamış ırk melezlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Bu işte birkaç kişiyiz biz bu camiada bunu yapmaya çalışan. Lakin bize de kızıyorlar şimdi. Hani bana en büyük gördükleri nokta senin adının önünde titrinde ki sen melezleme yapıyorsun. Ben de onlara diyorum ki sizin adınız önünde bir titriniz var ama kafanız yanlış. Şimdi Erdoğan abim de sevgili arkadaşlar burada Akraman Kangal ve Doğu Filiz çalışması yapıyor. Hani bilgide saklamakta bir şey var mı? Yok. Tuncu saklıyorlar ya. Bir şey yok. Yani bunun mesela amaçladığımız hedef ne Erdoğan abicim bunda? Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hep söyledim 5 yıl sosyal medyada buna yatırımcı aradım. Yani bir düşünce, bir fikir var fakat bunu finanse edecek bir şey bulamadım, destekçi evet. Bulamadım. Sonra bir destekçi buldum sağ olsun dedi ki 10 koyun alalım. Arkadaşlar yani 10 koyunla melezleme çalışması olmaz. Şöyle düşünelim, 10 tane gebe koyun aldık. Bunlar doğurdu. Bunların dişi kuzularını damızlık yapacağız. Dişi kuzunun normalde ikinci kuzusundan sonraki kuzuları kuzu vasfını taşır. İlk kuzusu iyi olsun diye biz bunları 12-14 ay beklettik. Evet. Bak 2 sene geçti abi. 2 sene geçti. Bu 10 tane koyun yani doğuruyor. 5 tanesi dişi, 5 tanesi erkek. Bir tanesi ölüyor. Kalıyor sana 4 tane. 4 taneyi sen melezleme çalışması yapacaksın, onun bir tanesi koç almıyor, bir tanesi doğumda ölüyor, kalıyor 2 tane. Evet. Ne anladım ben bu işten?
Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu hani dört şey dedik ya, işte emek dedik, evet, sabır dedik, maddi güç dedik ve bilgi dedik. Yani şimdi bilgi var, maddiyat yok. Birim bile eksik. Birim bile eksik. Hep topal kılıyor, topal gidiyoruz yani. Bir 5 yıl ben tanıdığım herkese yalvardım. Dedim ki bakın şu Akkaraman, şimdi Akkaraman olarak ben yani Kandalı ayrı tutuyorum. Gerçekten farklı bir hayvan. Yani. Tamam, Akkaraman'dan birbirine benziyor ama Kandal farklı bir ırk, farklı bir yapısı var. Evet. Şimdi ben şunu söyledim hep arkadaşlar. Ya arkadaşlar yani bakın elinize koyunlarınız var. Yani bir Doğu Filiz koç alın. Şunu elinizdeki koyunlarınıza orada denemesini yapın. Kimse, yani biz biraz da hazırcıyız. Yani evet, ben kendime tembelim diyorum ama benden daha hazırcılar var bu ülkede. Şimdi yapmadılar, uğraşmadılar. Kimse bu taşın altına elini koymadı. Ya arkadaş 100 tane alalım şundan. Yani 100 tane alalım da 10 tanesi boş çıksa, kuzusu olsa 90 tane, 90 tanenin 45 tanesi dişi çıksa veya 40 tanesi dişi çıksa elimizde, avucumuzda bize gözle görülür bir şey, bir veri olur ettirlerde. Ve daha bunun etkisi var, etkisi var, kan sabitlemesi var. Yani kolay değil ki. Doğru. Kolay değil. Sözünü kesiyorum işte yani. Tek pencereden baktıkları evet, için diyor ki niye ben diyor 3 milyar, 5 milyar para verip de koç alayım diye. Kendi kuzumdan diye salarım, yeşil sararım. Niye para vereyim? O başka bir şey. Ben bunu kaç defa matematiğini yaptım ben bu işi. Sen nasıl ileriye gideceksin? Gidemezsin. Kaç defa bunu matematik oldu? Bu bizim için örnek de değil. Şimdi Türkiye'de az önce senin söylediğin şeyde bir tabu var, tabu. Yani öyle büyük bir put ki bu. Kırılamıyor. Kırılamıyor işte. Kırılamıyor. Bu tabuları yıkmamız lazım. Ha yıkılacak, yıkılmaya başladı, yavaşladı. Şimdi bir çalışma başlattık. İşte dedik ki Kangal, Doğu Filiz, adını da koyduk. Kan Filiz dedik. Şeyi de böyle ne diyorlar ama şeyi de uygun geliyor böyle insan kulağına. İçici ismi gibi. Telaffuzu da uygun geliyor. Şimdi Kangal koyunu etçi mi, sütçü mü? Kangal'ın etçi versiyonu da var, sütçü versiyonu da var. Gülşah'cığım, tuş muydu bizim gördüğümüz? Tuş. Tuş. Mesela efsane sütü var ama bakıyorsun bir genetik özellik Kangal Akkaraman bir kuyruk farklı. Şimdi Malatya'da görmüştük. Kangal koyununun sütü sağlıyor. Evet. Yani 45-50 litre, sütçü, iyi sütlülerde 70-80 litre. Bakın sütçü ırklarının en büyük iskelet özelliği, en büyük yapısı bu ince uzun boyunlu olması, uzun belli, uzun ayaklı olması. Evet, evet. Şimdi Kangal'da bunların hepsi var. Var, hepsi var. Bakın Kangal'ın o salından, boyundan, kalın kemiğinden dolayı et yapması sizi sakın aldatmasın. Kangal etçi ırk değildir. Etçi ırklarda, bu benim şeyim, tezim. Etçi ırklardaki süt miktarı kuzusuna yetecek kadardır. Size süt sağdırmaz etçi ırklar. Şey söyleyeyim abi, doğru söylüyorsunuz. Kangal'la Akkaraman'ın ayrım özelliklerinden biri olur. Bir diğeri de göğüs kafesinin biraz daha geniş, sal uzunluğunun diğer Akkaraman'a nazaran daha yüksek olmasıdır. Kabuğu da farkı var. Şeydir, normal değildir. Kabukası 14 kabuğu da zaten oradan gelmekte. Şimdi hani diyoruz ya Kangal Akkaraman koyunu üretildiği alanların hepsinde cevheri bilinmeyen bir maden. Evet. Siz bugün sütünü sayıyorsunuz, 100 litre verdi diyorsunuz. Bu doğru. Ancak kendi kuzusunu büyüttükten sonra Kangal Akkaraman laktasyonda 80 litre, 85 litre süt verebiliyor. Ama en diğer bir özelliği de şu. Yavruya bakıyor, aileye bakıyor. Ondan sonra kendini hazırlayıp koça geleceği zaman da tamamıyla, tamam mı, etçi bir forma bürünüyor. Ve çıkan kuzularının hepsi hani mera besesinde et oranı aynı ırkların veyahut da yan ırkların, varyetel ırkların hepsine nazaran daha üstün. Şöyle diyebilir miyiz? Eski kültürümüzde hem etinden hem sütünden Doğru tespit oldu. Şimdi Doğu Filiz'de de buna benzer bir özellik var. Bakın Doğu Filiz dünyanın az önce program başına söyleyeyim. Süt konusunda kendini ispatlamış bir hayvan olmasına rağmen vücut ölçülerine baktığımızda hayvan gerçekten hem et kalitesi olarak hem de et tutma oranı olarak
çok yüksek bir performans sergiliyor. Fakat bizim üreticimizi veyahut da Doğu Filiz'i tanımayanı aldatan nokta şu. Hayvan çok sütlü olduğu için kuzu doğumundan süte döndüğünde evet. hızlı bir erime sağlıyor. Çok çabuk zayıflıyor. Burada kaçırıyorlar. Mesela Doğu Filiz'in bir güzel özelliği de göğüs kafesinin çok fazla geniş olması. Şimdi Kangal'ın bizim göremediğimiz yani Doğu Anadolu bölgesini söylemiyorum. Yani Batı ve dış ülkelerde Kangal'ı tanımayanların göremediği en büyük özellik birinci benim açımdan kolay doğum. Evet. Müthiş kolay doğumu olan bir hayvan. İri kuzu yapmasına rağmen kolay doğum ve annelik içgüdüsü çok evet. kuvvetli. Annelik içgüdüsü çok kuvvetli. Ha bunun yanında meradan kabiliyeti, ince dudaklı olduğu evet. için evet, meradan kabiliyeti çok yüksek. Ortan yararlama. Evet. Karın ki... Karanında kalın dudak vardır. Ha yok ben şey kangal için söylüyorum. Yani kalın kemikli olması olduğu için çok dayanıklı bir iskelet yapısı vardır. Vücudu hem zor şartlara hem de şeye yoksulluğa evet, dayanıklı bir hayvandır. Açlar dirayetli. Şimdi biz bu iki ırkı bir araya getirdiğimizde çıkacak olan melezin yani o bahsettiğim ırkın bize kazandıracağı yapıya bakacağız. Bizim şimdi Türkiye'nin tahmininizde bak şimdi yarısı yağlı kuyruk bakıyor. Evet. Fakat biz batıda veya işte bizden hayvan, canlı hayvan alan ülkelerde kuyruk diyelim ki ince kuyruk istiyorlar. Biz bir kere Doğu Filiz melezi ile kuyruğu incelteceğiz. Kuyruk incelecek. İki, kuzu oranını %100'e çıkaracağız. Yani ikizlik oranını. İkizlik oranı. Tamam. %100'e çıkaracağız. Üçüncüsü sütünü artıracağız. Yani kangalın sütünü artıracağız. Dördüncüsü meracılık kabiliyetiyle beraber bu hayvanın melezlemeden dolayı görüntüsünü de geliştireceğiz. Çünkü Doğu Filiz'de müthiş bir et kalitesi var. Yani geniş. Yağı içine aldığı evet. için, göğüs kafesi geniş olduğu için, sallı ve boylu olduğu için ve ayrıca bu hayvan, Doğu Filiz çok iştahlı bir hayvan. Müthiş yem tüketimi var. Yani kaba yem tüketimi müthiş. Şey ve vermiş olduğu süt ve kuzu reaksiyonuna göre o kadar tüketmesi kadar doğal bir şey yok yani. Çıkacak kuzuları söyleyeyim. Çıkacak kuzularının sal bakımından Doğu Filiz'de kangal hemen hemen evet. aynı. Sırt genişliği açısından kangal biraz daha en katacak Doğu Filiz'e. Yok Doğu Filiz'e en katacak kangalar. Kangal da geniş abi. Kangalın iyisi iyi ama. Geniş. Kırkırlıktan sonra. Yok. Mesela onları çıplakken bir denk getir. Ön göğüs bölgesi yani. Kangal'da Akkaraman'dan daha genişti. Ben de bak ikisinin de çok iyi örnekleri var. Bilmiyorum. Yani yan yana getirdiğim için yani o gözlemi yapma ihtimali ben şey daha fazla yani, oluyor. Gözlem açısından demiyorum ama Kangal'ın hani genetik geçirgenliği yüksektir. %70 geçirgenliği var. Doğu Filiz'in %90. Yani şimdi ikisinden hangisi baksın İkisinden ne çıkacak? Hani genel itibariyle her merinosta Kangal'da çıkan yavru şudur. Kuyruk kısmı merinosa benzer ama kuyruğun ilk kalça kısmının üstünde bir el kadar bir yüksek genişliği vardır. Ondan sonra aşağı doğru azalır. Boy yapısı olarak kangaldan genel itibariyle çıkan kuzuların boyu hani leylek boynu dediğimiz o şekilde bir boyun yapısı çıkar. Batırma eğer ağzında çıkarsa kuyruk yapısıyla, vücut yapısıyla o gösterişli güzel bir kuzu çıkıyor. Ama şimdi, vücudun diğer yerlerinde çıkarsa ki merinosta tipik merinos özelliklerinde olduğu gibi o zaman işte biraz şey oluyor. Yok şöyle bir şey söyleyeyim Erhan kardeşim yani buradaki bizim melezleme çalışmamız zaten %50 ilk F1 melezinde kalmayacağız ki biz. Evet. Yani bu F1'in F2'si var, F3'ü var. Yani gelişe göre biz istediğimiz modeli geliştireceğiz. Yani ne istiyoruz biz? Bu çalışmada Erdoğan abi en büyük avantajımız ne olacak? Biz Marmara'nın derisindeki iller için söyleyeyim tamam. size. Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Filiz koyunu hem sütçülük özelliğiyle, bir de türevleri de Türk Tahirova ve Tahirova'dan gelen şeyiyle İç Anadolu bölgesinin yaz sıcaklarında kan parazitleri yani keneden kaynaklanan bir verim kaybı oluyordu. Evet.
kangalın melezlemesinin ülke hayvancılığına en büyük özelliği de bu olacak. Evet. Kalçana dayanıklılık. Yani tabii batıda çok dayanıklı bir melez ırk oluşacak. Çok da verimli, çok da gösterişli. Yani hep böyle heyecanlanıyorum. Bunun aslında var ya, çıkan kuzuları da şey yapacaksın abi, 7 bölgeyi dağıtacaksın. Meral Devlet Sistemi'nde bakanlara, oradan verimler alacaksın sürekli. Kaç tane kuzun çıkacak, kime ne dağıtacaksın? Yani sonra yaparsın. Yaşım geçti. Canım benim, sen daha dur kendimize... Güzel olur. Şimdi evet. Belli çalışmalarım var, kendimize emekçi arkadaşlar bulmamız lazım. Evet. Şimdi yani. Bu şeyin üzerinde de bir de bizim çalışmaya girerse bizim ilk 3 program çıkacak gibi bir sürü yere varacak. Ben de 3-4 farklı kan var. Erdoğan abinin çalışması farklı, o daha süte dayalı. Ben daha ülkeye adaptasyon sağlamış, daha etçi bir yapmak üzerine. Ama Erdoğan abinin de adının önünde fitresi yok, benim de yok. Ama her şey kanıtlı, ispatlı. Kendine güvenebilen, ben o beni anlar büyüklüğü, bana durumda seyrediyorsa günlük canlılık artışına bakabiliriz. Yani bizim ülkemizde şu anda, yani bu çok acı bir gerçek, fakat diplomalı cahiller var. Yani bizim eğitim demiyorum, evet. Bakın, bizim öğretim sistemimiz tornadan çıkmış gibi insan yetiştiriyor. Evet. Sorgulamayan, kendini geliştirmeyen, evet. Okumayan. Oysa yani bugün o okumayla birlikte, o öğretimle birlikte eğer kendi eğitimini bir insan geliştirirse, farklı alanlarda çalışmalar yaparsa, araştırmalar yaparsa, işte bu insan eğitim ve öğretim noktasında belli bir seviyeye gelmiş olur. Yoksa yani o klasik şablonun öğretim diyeyim, gene eğitim demeyeyim, evet. O öğretim modelinden çıktıktan sonra isterse başında prof olsun. Yani onun dışına çıkmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Biz insanlara bakarken yani onların kendini ne kadar geliştirdiğine bakıyoruz. Yani toplumla olan ilişkisine bakıyoruz. Hani bakış açısından bahsettin ya, evet. Kur'an-ı Kerim'de müminler için Allah Azze ve Celle feraset diyor, müminin ferasetinden bahsediyor. Feraset at bakışı demektir. Niye atların gözlerine şey koyuyorlar, gözlük koyuyorlar? Evet. Çünkü at öyle bir bakıyor ki, evet. 360 derece, evet. Yani her yönüyle görebiliyor. Evet. Son bundan yaklaşık 2-2,5 yıl kadar önce bir bilim dergisinde okuma tevafuken denk geldim. Adamlar şunu bulmuşlar, yabancı bir araştırma dergisi. At diyor gece de gündüz gibi görüyor. Evet. Allah Azze ve Celle mümine ferasetten bahsederken yani o kadar geniş kapsamlı bakar ki mümin. Gece de gündüz gibi görebilecek kapasitede bakar. Yoksa at gözlükleriyle sabit bir noktaya bakarsak, o tabuları yıkmazsak biz gelişemeyiz. Biz şabloncuyuz. Yani bizi öyle geliştirdiler. Benim saçıma sakalıma bakıyor adam, tamam diyor, bu şucu. Ya arkadaş, benden konuştun mu? Sordun beni mu? Beni ne kadar tanıyorsun? Beni ne kadar tanıyorsun? Nereden biliyorsun? Hemen şablonu yapıştırıyor. Ben birçok yerde senle vatan haini oldum. Oysa ben vatanım için yani bir şeyler yapabilmek için uğraşıyorum ama imkanım yok, ayrı mesele. Allah ne zaman imkan fırsat verir bir şeyler olur inşallah. İnşallah. Sizin hayvancılık anlamında da laf söylediğiniz bu abiye ödemeniz gereken bedeller var. İnsan aklı yemeyin, kulak yemeyin, ödeyemezsiniz. Bizim bu Türkiye'de yapmış olduğumuz işte Erhan abinin, Mümtaz abinin, Erdoğan abinin, benim Kürşat kardeşim, Ali Osman kardeşim yaptığım fuarlardaki yarışma tamamen Erdoğan abime aittir. Tabii bize dayanan bir süre var. Burada Türk hayvancılığı, küçükbaş hayvancılığı ilgili bir sürü şey konuşmaya. Tabii süre bizde yetmiyor bizim. 40-45 dakika bu gibi şeyleri anlatmaya. Ama Erdoğan abinin çalışmalarını inşallah ilk çekmek bana nasip olur. Hep birilerine en azından. İnşallah. Mümtaz abinin zaten dediğim gibi bir marjinalini çekeceğim ben onunla. Bir için Anadolu'da karıncı memnunsu. Erdoğan abinin de zaten Türkiye'nin iyi yakalaman kangalcılarından. Anlatmakta fayda var. Beni insanlar ithalci bilir, ithale sempatizan bilir. Halbuki beni bilen camia bunun böyle olmadığını tamamen bilir arkadaşlar. Burada 3 tane konuğumun ağzına yüreğine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Apex Tarım Hayvancılık Küçük Baş Saatini sundu.